Evet, dördüncü hastalık suizan. Yani kötü zan. Zan, yanlış zan. Kötü düşünce. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Tam böyle suizan nedir? Evet. Suizan şu abi. Yani bir delilin yok. Evet. Bir karine yok. Bir emare yok. Bir adam bir iş yapıyor. Sen de ona sormadan doğrudan doğruya kendine müracaat ediyorsun. O adama olan bazı hislerin, bazı yanlış düşüncelerin seni yanlışa sevk etmek suretiyle bu adam bunu bundan dolayı yaptı demek. Bir insan hakkında kötü düşünmek, iyi düşünmesi gereken hadiselerde kötü düşünmeye tercih etmek Evet. gibi manalar verilebilir. Şöyle diyebilir miyiz? Evet. Yani bir hadise, bir olay, bir kişi var. O Evet. kişinin işte hakkında Evet. iyi düşünme ve kötü düşünme de muhayyer kalıyorum. Evet. Yani net değilim. Tercihimi kötüden yana kullanıyorum. İyi de Evet. düşünebilirim, düşünmüyorum. Kötü düşünmeyi tercih ediyorum. İşte bu suizandır. Suizandır. Ama iyi düşünsen hüsnü zan olacak. Evet. Şimdi şöyle yani aslında bunu iyi analiz etmek lazım abi. Yani bu birincisi senin içindeki bazı kötü duygulardan kaynaklanıyor. İkincisi bu adama karşı taşıdığın histen geliyor. Aslında şöyle yani bazıları da mesela suizan mümkün oldukça hüsnü zannetmiyor mesela. Bazıları da bir zat hakkında yani iyiliklere yorabilecek %90 emare olduğu halde Yine. delilsiz olmasına rağmen ne suizana girebiliyor. Dolayısıyla %50 %50 de olmayabiliyor. Tabii bir insan çünkü birisini sevdi mi ona göre hep hareketlerini güzele, yanlış bile olsa güzele yorar. Sevmedi mi doğru Güzel bile olsa, dursun. güzel bile olsa kötüye yorma durumu da olabiliyor. Dolayısıyla her zaman böyle %50 %50 oyuna biraz masumane olabiliyor. Ya ben bunu tercih ettim diyebiliyor. Oysa burada taşıdığın yanlış hisler var. Kendinde bazı suyu ahlak var, kötü ahlak var. Ve sen o mandaki fiilleri onun yerinde olsaydın sen yapacaktın o yanlışı. Bundan dolayı da sen o suizan tarafına, yanlış düşünme tarafına geçmiş oluyorsun, onu tercih ediyorsun. Zan bizim bildiğimiz bu zannetmek değil mi? Zannetmek he. Yani Evet. delilsiz olan bir şey zannetmek. Yani bunun hüsnü de var, suisi de var yani. İyisi kötüsü Evet. var. Kötüsü işte bahsettiğimiz hastalık, Evet. suizan. Evet. Bir ayet var abi. Hucurat suresinde. Ey iman edenler diyor. Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Evet. Suizan işte günah olan kısmı. Evet. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın diye Evet. devam ediyor. Bu Evet. da suizandan başka daha ileri boyut tecessüse giriyor. Evet. Onun sonra gıybete giriyor zaten. Sonrası Gıybet gıybet, şeyler. dedikodu. İnsan diyor, evet insan hüsnü zanla memurdur. Burada mesela Müslüman dese anlayacağım da Müslüman hüsnü zanla memurdur. Bunun altını da doldurabiliriz yani. Müslüman hüsnü zanla memurdur da neden insan özellikle? Evet. Şimdi abi şöyle, insanın fıtratı mükerremdir. Eğer Müslümanlar ama. bozulmamışsa, evet insan. Ben İnsan. insanı diyorum ya. Heh. Yani insanı Allah mükerrem olarak yaratmıştır. Maşallah. Bu insanın fıtratı güzelliğe yakındır, çirkinlikten de uzaktır. Fıtratı bozulmamışsa. Doğru. Dolayısıyla yani özellikle Müslüman hüsnü zan sahibi olması lazım. Müslüman olmasına da gerek yok. İnsanlığını kaybetmeyen herkes hüsnü zanına göre planlanmış, ayarlanmış, programlanmış adeta yani. Çünkü Allah da şey cemil olduğu için Yani Allah güzeldir. bu kadar. Onun yaptığı her işte güzeldir. Ya. Aynen. Şimdi şöyle bir desek mesela. Meseleyi tartalım istersen sizinle. Şimdi ben sizin ikimizden misal verelim. Hangi hallerinizi görmüşüm? Hep hizmetteki hallerinizi. Doğru mu? Ders yapan, ders dinleyen, ders okuyan, hizmet eden güzel vaziyetlerde görmüşüm. Dolayısıyla sizinle alakalı ben meseleyi tartarken çok net tartabilirim. Halil Bey nasıl bir insan? İyi bir insan. Çünkü hep iyi hallerinizi görmüşüm. Evet. Ama ben kendimin kötü hallerini çok iyi biliyorum. Ha. Net biliyorum. Dolayısıyla bana göre Halil Bey mi daha iyi?
sen mi dahisin diye bir soru soruldu vakit. Gerek kendime sorsam, gerek birisi bana sorsa. Vicdanen ve insanlığa yakışan özellikle bir cevap vereceksem, Halil Bey benden daha iyidir demem lazım. Evet. Çünkü sizin sadece güzel taraflarınızı görmüşüm. Kendimin bütün çirkin hallerini, yanlış hallerini iyi biliyorum. İnsan değil mi, kendi kusurlarını en iyi bilir. En iyi biliyor. Dolayısıyla bana sorulduğu vakit ben Halil Bey demem lazım otomatikman. Size sorulduğu vakit elbette sen böyle cevap vermen yerinde bir cevaptır. Tabii canım, ben senden daha iyiyim diyemezsin. Sen de benim yaptığım, kendim için yaptığım muhakemeyi, sizin için yaptığım muhakemeyi siz de kendiniz ve benim için de aynı şekilde yapmanız lazım. O zaman işte dolayısıyla hüsnü zan çıkıyor ortaya. Herkes diğerlerine hüsnü zan etmek mecburiyetindedir. Evet. Hüsnü zanla alakalı veya suizanla ilgili, suizandan kaçınmak, hüsnü zanla müracaat etme noktasında bizi teşvik eden ayetler, hadisler, evet, örnek verebilir miyiz? Evet, Allah razı olsun. Nur suresi var abi, 12. ayet. Evet. Okuyayım. Siz ey müminler, bu dedikoduyu daha işitir işitmez mümin erkekler ve mümine kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip, hüsnü zan besleyip, haşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? Bu şeyle ilgili, Hazreti Ayşe validemize atılan iftirayla ilgili, evet, inen bir ayet. Evet. Enteresan değil mi? Şimdi bakın, bu bir örnektir değil mi? Hmm. Bu bir örnek. Ne demek? Yani siz herhangi bir Müslüman, mümin, kadın veya erkek hakkında bir iftira geldiği vakit bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? Bu, evet, sebebi nüzul buyurduğunuz. Hmm. Ama bütün insanlar için geçerli. Evet. Mesela benimle, bana birisi sizinle alakalı bir soru soruyor. Böyle böyle bir şey hissediyoruz, böyle bir şey sezinliyoruz. Siz ne diyorsunuz dediği vakit? Hayır, haşa. Ben de hayır haşa, ben şimdi ne gözümle gördüm ne kulağımla işittim demem gerekiyor. Bazı alimler diyor ki gözünle görseniz gözüm yalan söylüyor deyin diyor. Ya. O kadar yani şey bu. Demek ki bu fitne, fesat, tabii, toplumun şeyini tahrip eden bir durum. Tahrip eden bir unsur abi. Suizan. Bakın bir yerde çok ciddi bir müesseseyi bir zata vermişler. Hmm. Bir idareciye vermişler. Orada daha önce hep dedikodular, hep problemler bitmezmiş yani. Hmm. Fakat bu adam geldikten belli bir süre sonra meseleler, bakıyorsun ki böyle güzel bir şekilde durulmaya başlıyor. Onun amiri ona diyor, siz bunu nasıl hallettiniz diyor. Onun amiri o yeni idarecisine diyor, efendim diyor, ben diyor işittiğim hiçbir şeye inanmadım, gördüklerimin de yarısına inandım. Hmm. Üstünüz anlayışı. Bu kadar. Şimdi ben gördüm bir adamın bir iş yaptığını. Ben bu adamın diyelim mesela, ha demek ki bunu bundan dolayı yapmıştır diye mi? Biz hikmetini sorarım. Niye yaptın sen bunu? Değil mi yani? Doğru. Bir adamla alakalı birisi geldi bana bir şey taşıdı. Hani diyor ya ayette, size bir fasık bir haber getirdiği vakit onu araştır. Araştır. Araştırmadan hemen onunla alakalı bir hüküm vermek ne insana ne Müslümana yakışmaz yani. Doğru. Ha. Evet. Bir yer daha okuyayım. Ey Kabe, hadis-i şerif estağfurullah, Buhari'de geçen bir hadis. Ey Kabe diyor Hazreti Aleyhisselam, sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığın azametine hayranım. Hmm. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha büyüktür. Şimdi sen Kabe hakkında suizan edebilir misin? İşte insanın hürmeti Kabe'nin hürmetinden daha yüksektir ya. Maşallah. Ya. Peygamberimizden geliyor bu şey. Hani bunu bir insan dese fihi nazarun deriz. Acaba deriz yani. Hmm. Ama bu Peygamberimiz dedi mi şeriattır bu. Tabii. Allah'ın hükmü gibidir bizim için. Çünkü Allah'tan emir alarak konuşuyor. Zaten diyor ki Peygamberimiz, hüsnü zan diyor ibadetin güzelliğindendir. Ya, hüsnü zan ibadetin güzelliğindendir. Ya. Oldu mu? Yani dolayısıyla bazı insanlar diyelim mesela sabahtan akşama kadar secdede olsa bu adam. Evet. Ama insanların, müminlerin ayıplarını araştırıyorsa, kusurlarını araştırıyorsa ya da fiillerini hep yanlışa ve suizan mikyasıyla tartıyorsa bu adamın güzel ibadetlerini artık güzel diyemezsin.
Bu adamı herkese sor, yaptığını herkes biliyorsa, herkes ne diyecek? Bu adamın seçeneğine bakmayın, bu adam çirkin bir insandır diyecekler. Öyle yani. Müminin malı, kanı ve hakkında hüsnü zanda bulunma kutsallığı seninkinden daha üstündür diyor. Hazreti Aleyhisselam Mekke'ye diyor yani. Değil Kabe. Mi? Kabe'ye. Allah razı olsun. Bir bahçede, üstadımız bal alaykasına diyor, bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Maşallah. Şimdi cerbeze var değil mi? Cerbeze. Cerbeze. Şimdi cerbeze bir insanın farklı farklı vakitlerde yaptığı yanlışlıkları bir anda ondan zuhur etmiş gibi göstermeye vesile oluyor. Evet. Ne oldu şimdi? Üstadımız diyor ki diyelim mesela, bir insan ömrü boyunca kendisinden zuhur eden revaihi keriheyi, kötü kokuları bir anda o insandan zuhur etse kimse yanında belki 5 metre durmaz. Tabii canım. Bu bir. Ömrün boyunca müteferrik vakitlerde yuttuğun sulfato ilaç iken bir anda yutsan birkaç adam öldürebilir. Dolayısıyla bir insanın muhtelif vakitlerde yaptığı küçük küçük hatalar affedilir. Ama cerbeze ne yapıyor? Hepsini topluyor. Hepsini toplayıp ona göre hüküm veriyor. Bir anda sanki yapmış gibi. Ya. Zalumiyet ya bu. Zalumiyet. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla, yani sahte para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürtmez. Tabii canım. Hazinede, koskoca hazinede bir ya, tane oluversin. Elmas var, yakut var, altın var, şu var, bu var. Bir de silik bir para var, sahte bir para var. Al onu at ya. Tabii canım. Görmezlikten gel. Hazinenin kıymetini düşürtmez o. Tabii. Ama insan ne yapıyor abi? Onu görüyor. Nefis onu gösteriyor ya. Şeytan onu gösteriyor. Garaz damarı. Ya garaz damarı gösteriyor ya. Kin damarı, intikam damarı. Oysa sen onu alacaksın. Hazine çok güzeldir, çok kıymetlidir. Bunu da ben görmezlikten geleyim deyip onu çöpe atacaksın, o kadar. Ya biz ne yapıyoruz? Hazineyi bir tarafa bırakıp ona nazar ediyoruz. Bu hazine değil. Suizana değil. Sebebiyet veriyor dolayısıyla. Yani kötü bir yerdir diyoruz. Kıymetsiz bir yerdir diyoruz mesela. Yani. İnsanlara suizan. Hasenenin 10 sayılmasıyla, seyyenin 1 sayılmak sırrıyla insaf olur ki bir seyye bir hata görünse de sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Müthiş ölçüler. Abi müthiş ölçüler. Şimdi ben Bediüzzaman'ın bütün eserlerini görüyorum. Bütün çalışmalarını görüyorum. Bütün faaliyetlerini görüyorum. Bütün bunların yanında niye bu adam sakal bırakmadı deyip de sırtımı dönsem ne oldu? Mesela. Onun bir hikmetini bir sor. Zaten eserlerinde var. İmam-ı Gazali Hazretleri bu suizanlı kalbi gıybet diyor. Kalbi gıybet. Doğru. Başka bir tarifiyle bu da bir gıybettir ama kalpte olan bir gıybettir diyor. Dolayısıyla gıybetin hükmü zaten belli.